Bursa Haber ekranlarından herkese merhabalar. Bugün 31 Mayıs günlerden salı. Gündem başlıklarıyla sizlerle beraberiz ve haber turumuza başlıyoruz. İlk olarak Bursa Haber gazetesindeyiz. Bugünkü manşetimiz Bursa'nın yıldızı parlayacak. İznik'in dünya göçebe oyunlarına hazırlandığını belirten AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Bursa'nın yıldızı daha da parlayacak dedi. AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, İznik programı kapsamında ilk olarak AK Parti İznik ilçe mahalle başkanlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi. İlçe yöneticileriyle istişare ve değerlendirme toplantısında mahalle başkanlarıyla gündeme değer değerlendirmeler yapan Kılıç, daha sonra yetkililerle birlikte 4. Dünya Göçebe Oyunlarına ev sahipliği yapacak Çakırcı'ya geçti. Hemen altındaki habere bakacak olursak, maskesiz sosyal hayat başladı. Türkiye'de yaklaşık 2 yıl sonra maskesiz sosyal hayat başladı. Ülke genelindeki tüm açık ve kapalı alanlarda 8 Eylül 2020'de zorunlu hale gelen maske takma uygulamasının 629 gün sonra toplu taşıma araçlarında da kaldırılmasıyla sosyal hayat tamamen maskesiz oldu. Şimdi ise gözlerimizi Yıldırım'a çeviriyoruz. Yıldırımlılara nitelikli iş imkanı. Yıldırım Belediyesi, paydaşlarıyla hayata geçireceği işbaşı eğitim programı 7 farklı meslek dalında 200 kişi eğitim ve iş imkanı oluşturacak. Hemen yandaki habere bakacak olursak da, Erdoğan 20 yılda bir asırlık yol kat ettik dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 160. kuruluş yıl dönümü programına katıldı. Burada konuşan Erdoğan, Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma sürecinde geçtiğimiz 20 yılda bir asırlık yol kat ettik ifadelerine yer verdi. Sıradaki haberimiz ise şeffaflıkla alakalı bir haber. Dünyanın en büyük makam odası. Şeffaf belediyeciliği başka boyuta taşıyarak kapı, randevu ve bürokrasiyi hatta belediye binasını ortadan kaldırarak makam odasını ilçenin meydanına taşıyan Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, havaların düzelmesiyle yeniden başlayan uygulaması için ilk günden vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sürmanşetteyiz. Başkan Aktaş T2'yi test etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından raylı sistemi kentin kuzeyiyle buluşturmak için projelendiren ve test sürüşleri geçen hafta başlayan T2 tramvay hattındaki son test sürüşünü Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş yaptı. Kent meydanından as merkez durağına kadar tramvayı kullanan Başkan Aktaş, testlerin büyük titizlikle yapıldığını, yolculu seferleri yakında başlanacağını bildirdi. Sıradaki haberimiz ise Altınşehir ve Balat'ta Nilüfer Bostan açıldı. Tarımsal üretime destek çabaları çerçevesinde kooperatifçiliği de destekleyen ve Türkiye'nin dört bir köşesindeki kooperatiflerin ürünlerini Nilüfer Bostan markasıyla açtığı satış noktasında tüketiciyle buluşturan Nilüfer Belediyesi, İhsaniye'den sonra Altınşehir ve Balat'ta da Nilüfer Bostan satış noktasını hizmete sundu. Ve Bursa Haber Gazetemizin 15. sayfasında Bursa Spor haberlerini sizlere aktaracağız. Başlığımız Peri Masalı Gibi. Karacabey Belediyespor elde ettiği müthiş dereceden bağımsız olarak gösterdiği mücadele, oynadığı futbol, ortaya koyduğu karakter, yönetim, sponsor ve oyuncu tarafının birleştirici söylemleriyle taraflı tarafsız herkesin sempatizini kazanan, Bursa'yı heyecanlandıran, gurur duyulan bir takım oldu. Ve bir diğer haberimiz ise Karacabey kapıdan döndü. Teko, Karacabey Belediyespor Sporto'da 1. Lig'e çıkma mücadelesinde Bodrum Spor'a 3-0 yenilerek 1. Lig'e çıkma şansını kaybetti. Bir diğer haberimiz ise Canberk Yurdakulu Galatasaray istiyor. Bursa Spor'un genç filebekçisi Canberk Yurdakulu Galatasaray'ın istediği iddia edildi. Galatasaray'da Muslera'nın birinci kaleci olarak devam edeceği, Giresunspor'da gösterdiği performansla beğeni toplayan Okan Kocuk'un bu sezon takıma döneceği bildirildi. Şimdi bir diğer gazetemiz olan Gazete Bursa'dayız. Gazete Bursa'nın bugünkü manşetinde ise 5 milyonluk bungalov vurgunu var. Olmayan bungalovlar ve sahte konumlu yüzlerce kişiyi dolandırdılar. 5 milyonun üzerinde vurgun yapan 6 kişiden biri Bursa'da yakalandı. Ve bu haberimiz de Yıldırım'dan geliyor. Yıldırım'dan 200 kişiye iş imkanı.
Yıldırım Belediyesi İnsana Yakışır İş Fırsatlarının Desteklenmesi Projesi'yle Yıldırımlara eğitim ve iş imkanı sağlayacak. Proje çerçevesinde 200 kişiye CNC makine tezgahlama ve programlama, bilgisayar destekli iki boyutlu çizim, dokuma ve konfeksiyon makineleri kullanımı, bilgisayar destekli modelistlik, koruyucu giysi dikimi, düz dikiş makine kullanımı ile reklam ve grafik tasarım alanlarında eğitim verecek. Bir diğer haberimiz, İznik seramikleri ihraç ediyor. İznik'te üretilen el yapımı seramik yemek takımları Amerika'ya ihraç ediliyor. İlçede çömlekçilik yapan Hasan Yaman ve ekibi Almanya'ya yağdanlık, diğer ülkelere de yine el yapımı Çinli seramikler gönderiyor. Yaman, iç piyasa içinde testi toprak, tencere, saksılar, süs eşyaları, tabak, bardak üretimini sürdürüyor. Ve sürü manşette ise Cembele ve Rüzgarı. Ünlü popçu Cem Belevi, Bursa Jolcaker sahnesinde Bursalı sevenleriyle buluştu. Sahnede fırtına gibi eserek dinleyicileri eğlenceye doyuran Belevi, sevilen şarkılarını Bursalılarla birlikte seslendirdi. Bursa Meydan Gazetesi'ndeyiz. Manşetimiz, esnafa tam destek sözü. Bursa'da esnaflarla istişare toplantısında sorunların çözümü noktasında yerelde ve genelde destek sözü verildi. Başkan Aktaş, esnafımızın önünü açmak için adeta seferberlik halindeyiz dedi. Ve gözler Nilüfer'de, Nilüfer'de Enginar Festivali coşkusu. Hasan'a Enginar'ına coğrafi işaret alarak Türkiye ve dünyada tanınan Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl 13.sünü düzenlediği Hasan'a Enginar Festivali yoğun katılım ve coşku içerisinde gerçekleşti. Bir diğer haberimiz TOK adım adım ilerliyor. TOK yakın bir zamanda yollardaki yerini almaya hazırlanırken çok kritik bir başarıya daha imza attı. TOK paylaşımda ilk C-SUV gövdesini robot hatlarımızla başarıyla ürettik dedi. Hemen altındaki habere bakacak olursak, rektörlerden işbirliği köprüsü. İstanbul Teknik Üniversitesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi arasında işbirliği köprüsü kuruldu. Rektörler ses getirecek çalışmalar yapacaklarını söyledi. Sürmanşette ise 3600 ek gösterge Erdoğan'a sunuldu. Milyonlarca memur ve yüz binlerce memur emeklisinin mali haklarını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Bu haberle gelişmeleri aktarmış bulunmaktayız. Tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.